Maşa, Maşa neredesin? Aşağıdayım tek tek. Ödevlerimi yapıyorum. Geliyorum Maşa. Hey Maşa. Efendim tek tek. Maşa birazcık oyun oynayabilir miyiz? Tamam tek tek. Birazcık ödevim kaldı. Onu bitireyim daha sonra oynarız. Ama biraz oynayalım. Sonra ödevine devam etsen olmaz mı? Olmaz tek tek. Okula gitmem gerekiyor. Okula gitmeden ödevlerimi bitirmeliyim. Yoksa yetiştiremem. Ama ödevim bitince söz veriyorum sana. Seni parkta birazcık oynatırım. Tamam Maşa. O zaman ben parka gidiyorum. Sen de ödevini bitirince gel, tamam mı? Tamam Cek Cek. Oh. Ah. Oh, tek başıma da sallanmak ne kadar da zormuş böyle. Birisi beni sallayınca daha hızlı sallanıyorum. Of. Ah, en iyisi Maşa'nın gelmesini beklemek. Umarım Maşa'nın çok ödevi yoktur. Ne güzel ya. Maşa okula gidiyor. Bir sürü arkadaşları var. Onlarla hiç sıkılmadan oyunlar oynuyor. Ben evde tek başıma sıkılıyorum. Acaba Maşa'ya söylesem beni de okula götürür mü? Ay işte ödevlerim de bitti. Çantamı daha sonra hazırlarım. Şimdi Cek Cek'e söz verdim. Onu birazcık parkta oynatacağım. Cek Cek. Cek Cek ben geldim. Hadi birazcık oynayalım. Tamam Maşa. Hop ben şöyle salıncakta yatacağım. Sen de beni salla. Tamam Cek Cek. Hazır mısın? Hazırım. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Parkta sallanmak çok eğlenceli. Cek Cek istersen birazcık da kaydıraktan kaydırayım seni. Çok fazla zamanım yok. Biliyorsun okula gitmeliyim. Şey Maşa. Efendim Cek Cek. Maşa ben de seninle birlikte okula gelebilir miyim? Olmaz Cek Cek. Sen daha okula gitmek için çok küçüksün. Okula gitmek için birazcık daha büyümen lazım. Peki büyümek için ne yapmalıyım? Güzel güzel yemekler yemelisin. Sağlıklı beslenmelisin. Tamam çok çok yemek yersem okula gidebilirim. Evet Cek Cek. Hadi ama bak benim saatim geldi. Geç kalıyorum. Tamam Maşa tamam. Sen gidip çantanı hazırla. Tamam Cek Cek. Demek büyümem lazım. Ama ben büyümeden de okula gidebilirim. Buradaki kitabımı götürmeyeceğim. Bununla evde çalışıyorum. O yüzden onu şöyle kitaplığımın üstüne koyabilirim. İşte çantam da hazır. Bu çantayla mı gideceksin okula Maşa? Evet Cek Cek. Bugün bu çantayla gideceğim. Öğretmenimiz serbest çanta günü yapmıştı. Bugün okulda serbest gün biliyor musun? Bütün gün oyun oynayacağız. Hiç ders yapmayacağız. O yüzden de okul çantamı taşımıyorum. Aa, ne kadar güzelmiş. Maşa bence sen ellerini yıkamalısın. Çünkü parktan geldin. Aa, haklısın Cek Cek. Beni uyardığın için teşekkür ederim. Hop, Maşa gitmiş. Ben de şöyle çantanın içine girip okula gidebilirim. Of ne kadar çok daracık bir çanta bu böyle. Cek Cek. Cek Cek. Of Cek Cek nereye kayboldun yine? Ay neyse ben okula geç kalıyorum. Şöyle çantamı alıp gideyim. Of bu çanta ne kadar ağır olmuş böyle. Of iyi de ben bu kadar çok şey koymadım ki çantanın içine. Neden bu kadar ağır oldu hiçbir şey anlamadım. Maşa nerede kaldı ya? Bugün okulun en güzel günü. Neden öyle düşünüyorsun Peter? Çünkü bugün ders yapmayacağız. Bugün oyun günü. Seni gidi tembel seni. Ay geldim çocuklar. Maşa nerede kaldın? Ay, çocuklar çantam o kadar ağır ki zor taşıdım. İyi de neden bu kadar ağır bir çanta aldın ki? Bugün kitaplarımız yok. Biliyorum ben de anlamadım. Sadece birkaç parça eşya almıştım yanıma. Anladım. Hadi o zaman oyun oynamaya başlayalım. Ay tamam tamam. Çantamı şöyle şuraya koyayım. Sonra oyun oynayabiliriz. Ne oynayacağız söyleyin bakalım. Şey bence öğretmenimizi bekleyelim. Öğretmenimiz bize ne oynayacağımızı anlatır. Aa öğretmenimiz de geliyor işte. Günaydın çocuklar. Ay günaydın öğretmenim. Bugün ne kadar güzel kıyafetler giymişsiniz. Üstelik şapkanıza bayıldım. Teşekkür ederim Maşacığım. Ben de çok sevdim öğretmenim. Mor rengi ben de çok seviyorum. Ne oynayacağız? Peter oyun oynamak istiyor. İstediğiniz her oyunu oynayabilirsiniz çocuklar. Ama okul bahçesi dışına çıkmak yok. Anlaştık mı? Tamam öğretmenim. Ben şimdi sınıfa giriyorum. Biraz sonra sizi içeri alırım çocuklar. Peki öğretmenim. Hadi çocuklar oyunumuzu oynayalım. Ben diyelim sen de oynayalım. Tamam ebe kim olacak? Evet Maşa ebe kim olacak? Sen olacaksın Peter. Her oyunda ebe ben oluyorum ya da Heidi. Bu sefer ebe sensin. Tamam 3'e kadar sayıyorum. Herkes kaçsın. 1, 2, 3.
Yakalayacağım şimdi sizi kızlar, yakalayacağım. Uf, bir an hiç gitmeyecekler zannettim. Bu çantanın içinde takılıp kaldım. Bir an önce buradan çıkmalıyım. Şu sınıfı çok merak ediyorum. Gidip sınıfa bakmalıyım. Ay, ah, işte çıkabildim. Ne kadar güzel bir okul burası böyle. Burası okulun kapısı olmalı. Şöyle kapıyı açıp içeriye girebilirim. Wow, kocaman da kapısı varmış. Yakaladım işte sizi kızlar, yakaladım. Evet Peter, çabucak yakaladın. Ama öğretmenimiz okulun kapısını açık bırakmış. Bence kapatmalıyız. Ben birazcık yoruldum. Ben de yoruldum, hadi birazcık dinlenelim. Evet çocuklar haklısınız, biraz dinlenelim, daha sonra oyunumuza devam ederiz. Sıralar düzenli, tahtamız da temiz. Gidip öğretmenler odasında birazcık dinlenebilirim. Wow, demek maşaların okulu burası. Hop, wow, burası çok güzelmiş. Ben bu okulu çok sevdim. Bu masa ne kadar kaygan böyle. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Cik cik kay kay yapıyor. Bu ne kadar da böyle hemen devrildi. Hop, ben de sandalyelerde zıplarım. Bir, hop, iki, üç. Çok güzel. Bir, iki. Harika. Hoppa, hoppa, hop. Çok güzel la. Okul gerçekten çok eğlenceli bir yermiş. Ben burada çok eğleniyorum. O da ne? Yukarıda çok güzel bir alan var. Yukarıya çıkıp bir de orayı incelemek istiyorum. Acaba orada neler var? Buradaki pencereden herkesi görebiliyorum. Hop, o da ne? Orası çok eğlenceli. Cek cek yen yukarıya çıktı. Cek cek herkesten büyük. Buradan her yer ne kadar da güzel görünüyor. Demek Maşa okulu bu yüzden çok seviyor. Her şeyi yüksekten bakıyor. Çok güzel. Çocuklar, bu sesler de ne böyle? İçeriden çok fena sesler geliyor. Siz de duydunuz mu? Evet Peter haklısın, ben de duydum. Pencereden bakmak istiyorum. Olamaz. Ne oldu Heidi? Bütün sıralar ve masalar, sandalyelerimiz, her şey devrilmiş. Ne? Devrilmiş mi? Hadi gidip içeriye bir bakalım. Şuna bakın çocuklar. Sınıfımız ne hale gelmiş. Bunu kim yapmış olabilir ki? Bilmiyorum Peter. Çocuklar, çocuklar, bu ne gürültü böyle? Ben size bahçede oynayın demiştim. Eyvah, bu sınıfın halleri böyle. Çocuklar, oyun gününde sadece bahçede oynayabilirsiniz. Bu sıralarınızın, masalarınızın hali de ne böyle? Öğretmenim, biz yapmadık. Biz dışarıda oynadık. Sadece sesi duyunca içeriye geldik. İyi ama biraz önce ben sınıftaydım ve sınıfta hiçbir şey yoktu. Üstelik okulda sizden başka hiç kimse de yok. Hayır öğretmenim, Peter doğru söylüyor. Biz bahçede oynadık. Burayı biz yapmadık. İnanmıyorum ya. Şunlara bak. Beni görmediler. Galiba ben görünmez bir cek cek oldum. Bu ses? Bu ses de ne böyle? Sanki bir çocuk sesi duydum çocuklar. Evet öğretmenim, biz de duyduk. Galiba bu çocuk sesi yukarıdan geliyor. Gidip bir bakalım. Bakalım bu küçük ufacan kimmiş? Merhaba. Eyvah, yakalandım işte. Merhaba. Sen de kimsin böyle? Buraya nasıl girdin? Ben Maşa'nın kardeşiyim. Adım Cek Cek. Cek Cek, Maşa senden bana bol bol bahsetmişti. Ya siz beni tanıyorsunuz o zaman, bana kızmayacaksınız öyle değil mi? Hayır Cek Cek, sana kızmayacağım ama izinsiz okula girmen, üstelik sınıfı dağıtman hiç hoşuma gitmedi. Özür dilerim. Cek Cek, senin ne işin var burada? Nasıl geldin buraya? Maşa tamam, bana kızma, her şeyi anlatacağım. Hemen anlatıyorsun Cek Cek. Bu Cek Cek değil mi? Evet benim. Okulu çok merak ettim ve senin çantana gizlice girip buraya kadar geldim. Şimdi anladım. Ben de bu çantam neden bu kadar çok ağır diye çok şaşırmıştım. Demek Cek Cek okulu çok sevdi ve çok merak ettiği için böyle bir şey yapmış çocuklar. Ama Cek Cek'in yaptığı şey hiç doğru bir şey değil. Cek Cek şimdi bizden özür dileyecek ve bir daha böyle bir şey asla yapmayacak. Tamam, hepinizden özür dilerim. Sadece evde tek başıma sıkılıyorum. Okulda sizinle oyun oynamak için buraya gelmek istedim. Maşa ablam beni getirmeyeceği için de çantasında gizli gizli geldim. Demek oyun oynamak istiyorsun. O zaman elim sende oynayalım. Cek cek ebe olsun.
isteyerek arkadaşlarını bulmaya ne dersin?